25 Ocak-31 Ocak haftası. Değerli tüm takipçilerim, nasılsınız? Umarım her şey keyifte ve iyidir. Hayatta ne istiyorsanız, nasıl bir hayat istiyorsanız Rabbim sizin tüm kapınıza bağışlasın diyorum. Değerli koçlar, hemen haritanızı baktım. Bu hafta inanılmaz derecede gergin bir başlayış. Çevrenizdeki insanların rahatsız edici tavırları ve işin temposu sizi çok fazla yoracak olarak gözüküyor. Yani ani kararlar verip işinizle alakalı çevrenizdeki insanlardan kaynaklı sıkıntılar yaşayıp işinizle ilgili büyük problem atlatabilirsiniz. Bu hafta sakin olmanız gerektiğini uyarmak istiyorum. Çünkü ortaklı ya da iş alanındaki yöneticilerle ilgili ciddi bir duygusallığın dışında sert bir ifade söz konusu olacak. Bu da sizi fazlasıyla yorabilir. Sizden ricam alanda yumuşak ve gereksiz agresif tavırlarımızı kenarda bırakmamız gerekiyor. Ortaklı iş yapan kişiler için biraz daha maddi evrelerde kazançlarda sıkılmalar ve artık bu evreyi toparlayamama, hatta devredelim ya da nakit anlamındaki yaşadığımız kaoslar sizi çok fazla yıprattığı için ciddi anlamda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar Şubat'ın 15'ine kadar sabırlı olmanız gerekiyor. Ondan sonra yavaş yavaş toparlanacak. Bu ara şüpheci, şüphelenme eşinizden, çevrenizden, iş ortaklıklarınızdan, iş çevrenizdeki insanlardan fazlasıyla böyle şüpheci oluşumlar yaşayacaksınız. Bu da sizin işinize yansıyabilir. Sizden ricam, tek ricam lütfen bu şüpheci evrelerimizi kenara bırakmamız gerekiyor. Çok yorgunsunuz, maddi kayıplar yaşadınız ve hala oturtamadığınız iş evreleriniz var. Ve kime derdini anlatsanız herkes de aynı kriz olduğu için sizde şu oluşmaya başladı: ben nereye gidiyorum? Evet, siz Allah'ın izniyle çok iyi şeylere gideceksiniz ama nakit probleminiz, iş probleminiz, çevrenizdeki insanların problemini var etmekten artık kendi gücünüzü bulamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendi gücümüzü toparlama evresi, yeniliklere daha iyi konsantre evresi, yapabileceğiniz her şeyi en iyi şekilde yapacaksınız. Yeter ki kendinize inanın diyorum. Bir de uzun süredir mahkemesel ya da ödenmesi gereken evraklarınız, ödenmesi gereken vergilerinizle alakalı gündemde bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Mutlaka bunu ihmal etmeyin. Ama şöyle söyleyeceğim. Özellikle memuriyet sınavı, yüksek lisans ya da kendi oluşumlarınız açısından yenilikler yaratmak istiyorsanız bunların doğru bir başlangıcı size hayırlı ve aydınlık kılacak. Sizden ricam, yapın. Bu 10 gün belki sizi strese sokabiliriz. Bu hafta 10 gün stresli bir süreciniz var ama sonrasında güzel bir evreye geçiş sağlayacaksınız. Gözlerde batma, göz alerjiniz söz konusu olabilir ve bunları ihmal etmemeniz gerekiyor. Gözlerle ilgili hassasiyetiniz evrede. Bir de evli olan bazı koç burçlarında ciddi sıkıntılar, gereksiz tartışmalar, birbirinizi gereksizce yoruyor olabilir ve anlamsızca savaşıyor olabilirsiniz. Artık dingin bir enerjiye girmeniz lazım. Alanı konsantre etmeniz lazım. Çünkü karşımdaki enerjinin sizin her iki tarafında birbirinize çok sevdiğinize inanıyorum ama birbirinizle vakit geçiremediğiniz için anlamsız tavırlar ve güvensizlikler söz konusu. İlişkisi olmayan koç burçlarında bu hafta değil de yani Ocak bitiminden sonra doğru bir aşka yelken açacağız ama geçmişte gelmesini istediğiniz kişinin size bir hayrı olmaz ama beklentiniz varsa bununla ilgili beklentileriniz söz konusu olacak. Ev taşımak, yeni bir ev anahtarı ile alakalı gündemini olan bazı koç burçlarında evet taşımalar ya da arayışlar gerçekleşecek. Hatta kendi evi olan ve satmak isteyip daha büyük bir enerjiye geçmek isteyen koçlarda ciddi güzel bir arayış evresi ve sonu da hayırlı olacak diyorum. Bu hafta en çok arkadaşlarınız ve ortaklı alanları gözden geçirmeniz gerekiyor. Onlardan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir de kendi işini kurmak isteyen, yeni iş arayışı içerisinde olan bazı koç burçlar için altyapı oturtması, daha sağlıklı bir evrenin aydınlanması söz konusu olacak. Şeker ve tansiyon enerjiniz olabilir. Son zamanlarda kendiniz fazla yemeğe önem vermiş olabilirsiniz. Bunları ihmal etmiyorsunuz değerli koç burçları. Yine haritanızı şöyle bir kontrol ettim. Evet, yüksek mertebede kariyer değişimi bekleyenler için bu hafta maaşınız ya da yerinizle alakalı noktalar belirlenmiş olacak. Özellikle kurumsal ya da bankada çalışanlarda hak ettiğiniz derece ya da hak ettiğiniz primle ilgili söz konusu konuşmalar devreye girecek. Devletle ilgili yaşadığınız bir atama ya da bir beklentiniz varsa
doğru evrede devam edip bu haklarınızla alakalı güzel bir süreç evreniz var. İş mahkemeniz ya da uzun süredir çözülmesini istediğiniz işe dönme mahkemeniz varsa bunlarla ilgili size doğru cevaplar ya da doğru mahkeme süreçleriniz size doğru hareket edecek. Korkmanıza, endişe etmenize hiç gerek yok değerli koç burçları. Hayatınızda her şey daha verimli olacak. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Instagram sayfam e.akkayofficial'dan takip edebilirsiniz günlük burç yorumlarımı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.